Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir lepistes e, yavruluğu yapacağız yavruluktan kastım e, anaçların yavrularını yememesi için e, yani yavrular için değil ama e, bunun farklı bir modelini yavrular için de yapabilirsiniz onun videosunu da çekerim ee, anlatırım. Eğer yavru için yapacaksanız şu an anlatayım size biraz. Umarım kameranın açısı bozulmuyordur. Ee, arkadaşlar şöyle göstereyim. Havi ısınmaya bıraktım ben. Biraz geç ısınabiliyor. Kapağı şu şekil açılıyor bunun. Bir peynir kutusu, yoğurt kutusu. Bunu e, 1 liraya, 2 liraya alabilirsiniz. Veya yoğurt ya da peynir aldıktan sonra yıkayıp da kullanabilirsiniz. Güzeldir. Böyle kapağı açılıyorsa şu arka tarafa şöyle iki tarafa Delikler açıp bantuzların girip ama çıkamayacağı delikler boyutta açıp yapıştırıp isterseniz buralara jiletle, jiletli bıçakla kesip sünger koyabilirsiniz. İsterseniz şu alttan bir tane hava taşlık küçük bir delik açıp hava taşını buraya koyup bu şekilde havada verdirtebilirsiniz hafiften. Öyle modeller yapabilirsiniz kafanıza göre veya Hiç delmeden de vantuz koyabilirsiniz ama mutlaka delin şuralarda delikleri açın ee, file koyabilirsiniz bu tarz şeyleri yaparak bunu farklı farklı istediğiniz şekilde farklı amaçlar için kullanabilirsiniz ben bunu anlatıyorum yavaştan ee, şeyimiz ısınsın diye arka planda da sesler gelebilir kusura bakmayın biraz hafiften arka plandaki seslerin duyulmaması için müzik koyacağım. Şimdi arkadaşlar benim amacım bunun altında delikleri açacağım. Buralara delikleri açacağım. Siz isterseniz e, şey de koyabilirsiniz. File de koyabilirsiniz, fileteli. Ama ben delik açacağım. Çünkü filetelim elimde yok. Yani istediğim boyutta yok. küçük bir şey var. Bu boyutlarına göre buradan kesip silikonla isteyen yapıştırabilir. Yapıştırıcı kullanmayın kesinlikle veya bant gibi şeyler. Onlar sıkıntı yapacaktır akvaryumda. Evet kokusu geldi ısınmış aletimiz. Öncelikle arkadaşlar ben vantuzlarımı getirmedim yukarı öyle bir hata yaptım. Ee, ama vantuzun boyu aşağı yukarı ezbere biliyorum daha önce de yaptım bu tarz şeyleri. Kapak bu yöne doğru açıldığına göre aynı bu şekilde buraya iki tane vantuzluk yer açacağız. Daha sonra da e, bu, bu arada kapak olacak balıklar bu köşede yüzecekler. Şu alttan da Yavrularlarsa yavrular çıkıp gidecek. Yavru boyutunda açacağız ama anaçların geçemeyeceği kadar. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben şurada umarım yeterince ısınmıştır ve umarım da şey kameraya gelmiyordur kablo. Şimdi arkadaşlar tam şuradan gördüğünüz gibi gayet kolaylıkla açılıyor. Biraz pis bir koku olabilir. Şöyle geçeceği kadar açtık. Daha sonra isterseniz büyütürsünüz. Şöyle biraz tam tutmaz ama buradan buraya da ekleyelim. İstediğiniz sayıda ekleyebilirsiniz vantuzu. Şöyle iki tane iyidir. Ee, çok iyi tutmaz ama yeni aldığım için tutabilir. Zamanla bunu gevşeyecektir onu göz önünde bulundurun. İsterseniz şu yanlara da açabilirsiniz. Mesela akvaryumun köşesine koyarsınız, bir tane de buraya açarsınız. Ama ben şu an açmayacağım. Ee, eğer baktım ki tutmaz akvaryumda, o zaman şey yaparım. Şimdi arkadaşlar gelelim deliklere. Delikler yavruların geçebileceği büyüklükte olmalı. Bakalım ilk bir deliğimi açayım. Ona göre yavrunun geçeceği bir delik. Şöyle bir şey. İyi kötü. Yavrumuz geçecektir. İsterseniz şerit halinde de yapabilirsiniz. Ama ben delik tercih ediyorum. Şerit sıkıntı olabilir. Biraz ustalık isteyen bir şey şerit. Şöyle, benimki biraz orantısız oluyor ama orantılı yapabilirsiniz isteyen. Ben şu an idareten bir şey yapıyorum. Buradan balıklar, anaçlar kolaylıkla geçemez ama yeni doğmuş bir yavru buradan geçebilir arkadaşlar. Rahatlıkla. Çünkü yeni doğmuş bile lepistes yavrusu bir santim bile değil tam. Şöyle. Evet. Ben şimdi hızlandırılmış çekim alacağım arkadaşlar. Hızlandırılmış çekimde aralarda biraz mesafe bırakmaya özen gösteriyorum. Bu arada umarım görüyorsunuzdur. Ben kamerayı göremiyorum. Onu başka aletlerle de yapabilirsiniz. Torna ee, tornavida olur. Lehim aleti olur. Şöyle. Şöyle yapalım arkadaşlar. fazla da büyük yapmayalım da bu sefer anaçlar dert olmasın başımıza. Yani büyük lipistes e, jumbo lipistesler için birebir oldu. Ama genç lipistesler için bu işlem olmayabilir. Geç genç, genç lipistesler de fazla yavru vermez ama. Yani sürekli vermez. Ayda bir falan verir. Onu da yavrulukla halledebilirsiniz. Bu hem stres fazla olmaz balık burada stres. Ben şimdi hızlandıracağım arkadaşlar hızlı çekime geçeyim. Sizi böyle 2 saat sıkmak istemiyorum. Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust Şimdi arkadaşlar alt delikleri açtım. Şimdi hava deliklerini açacağım. Biraz büyük açtım. Şöyle göstereyim yakınlaştırayım göremediyseniz. Ee, görüntü kalitesi iyi değilse kusura bakmayın. Bakayım. Mis gibi olmuş. Yavrular bundan... Anam şeyi patlatıyordum az ee, Şunu şöyle çekeyim. Yanlışlıkla şeye değdi. Isı yeri. Kabloya değdi. Hemen çektim. Şu şekilde arkadaşlar buradan yavrular bir çoğundan geçebilir. Yeni doğmuş yavru. Anaçların pek geçebileceğini zannetmiyorum şu deliklerden. Ama genç olanların, küçük olanların ihtimal ama büyük şişman olanlar mümkünü yok geçemezler şuradan. Ee... <laughs> Mantuz deliklerimiz de tamam. Şimdi hava deliklerini yani suyun geçmesini de yardım edecek şeylerden birkaç tane daha açacağım. Ondan sonra bunu deneyeceğiz arkadaşlar aşağıda balıkları koyacağız. Bunlar hava şey olacağı için küçük açacağım. Şöyle. Şöyle şöyle. Havanın ve ısının girmesi için bu. Yani akvaryumdan farklı bir ısı olmasın diye. Hem de alışmışım büyük açmaya küçüğü şey yapıyorum. Hava normal olarak buna delik açmazsanız girmez akvaryumdaki hava. Ama bu sayede girecek arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru fazla açmazsak iyi. Pek orantılı olmadı, güzel olmadı ama zaten çok da iyi bir şey şey yapmıyoruz yani. Biz bunun üretimcisi değiliz. Şimdilik iyi kötü işimizi görecek bir şey yapıyoruz. Siz isteyen arkadaşlar daha dikkatli, daha güzel bir şey yapabilirsiniz. Ve ayrıca çok rahatlatıcı bir şey. Yani tavsiye ederim. Ben de biraz uzaktan yapıyorum. Zor oluyor. Görmem de ayrıyetten zor. İki tane ışık açtım şurada. Hem telefonun yanıyor hem tepemde yanıyor. Yavrular eğer aşağıdan gitmezse bu deliklerden bazılarından geçebilir. Öyle de bir etkisi var. Üste bir şey yapmayacağım şimdilik arkadaşlar. Ama size bir göstereyim ufaktan. Belki şey olsaydı nasıl olurdu. Çizikli yapsaydık. Çizik çok zor bir şey büyük ihtimalle. Ama size şöyle üst taraftan bir göstereyim. Göstermek istiyorum. Ben de bir deneyeyim. Daha önce hiç denemedim. En ucuyla Gerçekten zor uç kısmıyla ince tarafıyla şöyle bir çizgi açtım arkadaşlar. Fena değil. Yani yavru geçer burada rahatlıkla. Keşke şey de yapsak olurmuş. Şimdi iç taraftan da göstereyim size. İsteyen olursa buna led de küçük bir led de takabilir. Şu şekilde arkadaşlar göstereyim. Gayet güzel bir şey oldu. Tamam. Şimdi ben bunu içten çekeyim. Ve aşağı inip şey yapalım arkadaşlar. Bir deneme yapalım. Evet arkadaşlar. Şu anda ben taktım. Ee, i̇lk taktığımda dibe battı. Bu Bu tarafı dibe battı. O yüzden ben de böyle üstüne geçirdim buralarına. Şuraya bir adet vantuzumu taktım. Şurayı da şöyle tuttuğum zaman düşmüyor. Hatta kapatsam da düşmüyor. Gördüğünüz gibi iki tane de lipstest deneyim amaçlı koydum. Altta da yavruladık sıra yavrular gidecek. Şurada yavrular yüzüyor. Gördüğünüz gibi bakın şuralarda. Yavrularımız yüzüyor. Burada pek strese şey olacaklarını düşünmüyorum. Fazla stresleneceklerini. İlerleyen zamanlarda bana güzel bir ayar çekerim. Siz de istiyorsanız bu şekilde bir doğum kabı yavruluk yapabilirsiniz. İsterseniz sadece hava delikleri açıp yavruları veya sadece anaçları da koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi keyfinize göre yapabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, doğa arşivinden izliyorsanız akvaryum balıkları evcil hayvanlar kanalına abone olursanız. Akvaryum balıkları evcil hayvanlardan eğer izliyorsanız Doğa Arşivi'ne abone olursanız sevinirim. İkisi de yan kanallarımız. Ee, şimdi ben bunları tek tek e, buraya alacağım. Gördüğünüz gibi çıkamıyorlar. Daha doğrusu pek çıkma teşebbüsünde bulunmadılar deliklerden. Ama çıkamayacaklardır. Çünkü bakın deliklere bir bakın. Boyutlarına bir bakın. Bu arada şu erkeğimiz maşallah güzel kuyruk yapmış. Artemia falan verdim az önce de. E, yavrular yemesinler diye. Neyse biraz da bunun üstüne azıcık bir şey. Fileden gelenleri falan şöyle nohutları koyacağım ki arada eğer buradan çıkamayan yavrular olursa çünkü yavrular bildiğiniz gibi genelde yüzeyde yüzerler ama büyük ihtimal yeni doğmuş yavru direktman aşağı akvaryuma düşecektir. E, pek de buraya da girmeyeceklerdir. Bu sebepten e, sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, videoyu şimdilik ben bitişe getiriyorum arkadaşlar. Bütün balıkları koyduktan sonra bir çekim daha alacağım. Ondan sonra video otomatik olarak kapanacak. Şimdiden e, görüşmek üzere diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bu tarz videoları istiyorsanız like atarsanız sevinirim. Hoşça kalın. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik arkadaşlar ama size şunu da söyleyeyim. Öyle kapatayım. Ben şimdi e, bütün lapis sesleri koydum içinde. Hepsi içinde. Birkaç dakika oldu 10 dakika koyalı. Yani 10 dakikadır buradalar. E, havayı da çalıştırdım. <laughs> şuradan vanadan daha fazla açıp şey yaparım daha sonra. Yavrular da şuralarda yüzüyorlar rahat rahat. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar mantığını anlatıyorum size tekrardan. Ee, ne kadar olur bilmiyorum ama çok çünkü alan dar ve çok fazla balık var. Eğer bir hamile balık biraz da streslenebilir. Biraz da bunu ayar yapacağım ben. Böyle durmayacak. Buralara kadar falan suyu getireceğim. Doğurduğu zaman balık şu aşağılardan akvaryuma gelecek arkadaşlar. Tabii bunu siz daha da iyi yapabilirsiniz. Daha ekstra şeyler ekleyebilirsiniz. Buralara sünger ekleyebilirsiniz. Aşağıya bir tane hava hortumu getirip, e, ...hava hava taşında bağlayıp oraya. Yani direkt buradan da ayrıyetten hava verebilirsiniz veya hava hortumsuz. Tamam pardon, hava taşsız. E, ısıtıcımız da burada zaten çalışıyor. Pipomuz da çalışıyor. E, her ihtimale karşı içine de biraz mercimek koydum az bir şey. Burada da ayriyetten su mercimeğimiz var. Eğer olur da çıkarsa diye. Şu köşelerini buralara geçirdim arkadaşlar. Böyle böyle şu vantuzu yapıştırmıştım ancak çıkmış. İyi bir vantuz değilmiş. Onu değiştireceğim ilerleyen günlerde. Her gün bu şekilde yemlerini atabilirsiniz balıklara. Umuyorum iyi sonuçlar alacağız. Çünkü Lepistes kolonisi böyle fazla olduğu zaman yavruluk tek tek uğraşılmıyor arkadaşlar. O yüzden böyle bir sistemler, kafe sistemi yapmanız gerekiyor. Tabii bunu kafe sistemini şöyle boydan boya yapıyorlar genelde. Alta file geçiriyorlar. Ee, o şekilde yapıyorlar. Bu Daniel Zebra için de kullanılan bir yöntem. Ee, Murat abinin videosu da var. Ee, dediğim gibi kart kısmına koyarım. Gidip izleyebilirsiniz. Akvaryum balıkları evcil hayvanlardan. Şöyle nefis testlerimizi de göstereyim. Hiç kapağını açmaya şey yapmayacağım arkadaşlar. Bu arada ben bunu eskiden su piresi koymuştum. E, ee, su piresini bunu değiştireceğim. Lepistesi sileceğim o yazıyı. Lepistesi koyacağım. Yavru aldıktan sonra açıkçası arkadaşlar bir talip çıktı ama 4 tane alacakmış zaten. 4 tane lepistesi istedi. Ee, bir erkek 3 dişi şeklinde. Ben de yavru alınca hazır bu koloniden yavru aldım. Satmayayım dedim. Vazgeçtim satmaktan. Bismillahirrahmanirrahim. şu şekil hem tutmasında yardımcı olacağını düşünüyorum destekleyecektir desteklemezse yarı yolda bırakacaktır neyse şu şekil kapattık arkadaşlar evet güzel oldu de foto alayım pek belli olmuyor ama şu köşelerin en azından tutacaktır yani yardımcı olacaktır arkadan bakayım bir şey yapmıyor Hatta şöyle biraz sağa doğru O. Tamam fazla elleşmeyelim. Sıkıntı çıkmasın. Çünkü azıcık bir şey tutuyor. <laughs> Düşüp etmesini istemeyiz. Yavruları da gösterebilirsem şuradan. Salyangozlar gene çıktı başımızın belaları. Kurtulamadık. Ya iki yıl oldu ya. İki yıldır kurtulamaz mı bir insan bir salyangoz şeyinden? Türünden. Bedava dağıtacağım artık. Neyse. Ha gördüm. Bakın şurada bir minnak var. Bir hafta falan olmuş doğal aşağı yukarı. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>